Kanal S ekranlarından hepinize hayırlı akşamlar. Ben Ayşegül Sarı Ölmez. Bu akşam geçen hafta işlemiş olduğumuz ateizm konusuyla paralel olan deizm konusunu ele alacağız. Peki deizm kısaca nedir? Deizm bir yaratıcının varlığına inanır ancak dinleri, peygamberleri ve beş duyunun algılamadığı her şeyi tümüyle reddeder. Deizmde yaratıcı inancı vardır ancak bu kısaca nasıl izah edilebilir? Aslında ateizm ile İslamiyet arasında bir çizgidedir diyebiliriz deizmdeki yaratıcı inancı için. Biliyorsunuz ki ateistlikte yaratıcı inancı tümüyle reddedilir. İslamiyet'te ise yaratıcıya olan inanç, yani Allah'a olan inancımız şeksiz, şüphesizdir, tereddütsüz iman ederiz. Deistlikte ise yaratıcıya büyük bir ihtimalle var olduğuna inanıldığı için iman ederler. Ancak bilim eğer yaratıcının varlığı kesin olarak yoktur derlerse hemen bilime uyarlar ve yaratıcıyı reddederler ve ateist olurlar. Bu onlar için bir problem arz etmez. Bu akşam da sevgili Mehmet hocamızla deizmin neden son yıllarda bu kadar artış gösterdiğini, özellikle çocukların ve gençlerin neden deizme bu kadar fazla kaydıklarını, deizmde neleri kendine yakın bulduklarını, hangi argümanlar yüzünden İslamiyet'ten soğuduklarını inceleyeceğiz. Aynı zamanda anne ve babaların bu konuda eksikleri ve hataları var mıdır, bu konuyu da ele alacağız. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben deyim hocam. Teşekkür ederim. Allah hocam o zaman hemen versin. Başlayalım. Deizm son yıllarda gerçekten çok artış gösterdi. Çok nedenleri var. Genel olarak sizden alalım. Ben birazdan sorularımı yönelteceğim. Buyurun. Şimdi deizm hani moda tabirle ifade edelim. Öyle yoğun bir şekilde arttığı iddia edilen bir kabul biçimi ya da bir reddediş biçimi. Niye böyle şeyler oluyor? İnsanlar niye bir yaratıcıya inanmasına rağmen o yaratıcının hayata müdahale ediyor oluşunu neden reddediyorlar? Bu reddedişte acaba bir bakış sakatlığı mı var? Yoksa birilerinin böyle bakmasına din sunumu yapanların mı neden olduğu ifade edilebilir? Dinin yanlış yorumlanma biçimi mi insanların dinden soğumasına sebebiyet vermiş olabilir? Dini öğretilerde yanlış aktarımların ötesinde peygamberlerin hayatından örnekler sunularak bir takım yanlış bilgiler peygamberlerin kötülenmesine sebebiyet vermiş olabilir. O itibarla İnsanlar yaratıcıyı kabul etmesine rağmen yaratıcının hayata müdahale etmesini reddediyorlar. Tabi bu reddedişin başka sebepleri de var. Evet. Mesela bunlardan biri dinin hayatta insana yüklediği yükümlülükleri yerine getirme çekincesi. Bu çekince içerisinde yaşadığı ortamdaki insanların kişiye gösterdiği itibarı kaybetme korkusu, birilerine yaranma duygusu, işte bir farklılık ortaya koyma algısı, nihayetinde bunların hepsi birer unsur olarak insanların, özellikle gençlerin deizme kaymasına sebebiyet veriyor olabilir. Ben meselenin tabii öyle çok felsefi arka planı üzerinden sunumlar yapmak istemiyorum. Çünkü hani bu tür programlarda insanlar böyle felsefi konuşmaları pek anlamadıkları için yadırgıyorlar ve bu da dinden soğumaya sebebiyet verebiliyor. Yani din adına bir şey konuşuyorsunuz, konuştuğunuzu karşıdaki anlamıyor. Anlamayınca da yolcuya kızarak yola küsüyor yani. Bu din denen şey demek ki böyle anlaşılamayan bir şeydir. Bu itibarla anlaşılabilir ve hemen herkesin ne söylendiğine dair de bir kanaatinin oluşabileceği sunumlar yapmak gerekiyor. Milletin çocuklarının özellikle deizme kaymasının sebeplerinden biri de din dilinin anlaşılamaz bir mahiyet arz etmesidir. Hocam tam bu konuda şöyle bir soru sorayım isterseniz.